Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Dicle Üniversitesi'nin Kürtçe tez yazımıyla alakalı koyduğu yasak hakkında partimiz Hüdapar'ın değerlendirmelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Dicle Üniversitesi, Kürt dili ve edebiyatı ana bilim dalında Kürtçe tez yazımının yasaklandığına dair yayılan haberler üzerine, üniversite yönetimi yaptığı açıklamada Kürt dili ve kültürü programının eğitim dilinin bölümün açıldığı 2012 yılından beri Türkçe olduğu ifade edilerek İngiliz dili, Arap dili, Fars dili gibi filoloji bölümlerinin tamamında da öğretim dilinin Türkçe olduğu ifade edilmiştir. Oysa 2015 yılında çıkarılan yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümünün 20. maddesinin 7. bendinde öğretim dili Türkçe olan programlarda öğretim gören öğrenciler tezlerini Türkçe'ye savunmak zorundadır. İsteyen öğrenci tezini Türkçenin yanı sıra diğer dillerde de yazabilir şeklinde bir düzenleme yer vererek Kürt dili ve edebiyatı ana bilim dalının tezlerinin Kürtçe yazılabileceğini hüküm altına almıştır. Buna rağmen Dicle Üniversitesi diğer filoloji bölümlerinde farklı dillerde tez yazılmasına izin verirken Kürtçe tez yazılmasını yasaklamıştır. Artuklu ve Bingöl gibi yaşayan diller enstitülerinin bulunduğu diğer üniversitelerde de Kürtçenin Kurmancı ile Zazaki lehçelerinde ve diğer dillerde tezler yazılabilmektedir. İlim ve medeniyet beşiği olması gereken üniversitelerde dile yönelik yasakçı tutum bu ülkenin var olan özgün dinamiklerini okuyamamaktır. Bilimsellik, hakaniyet ve realitelerden uzak bu anlayış, gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmak, insani bir perspektif ortaya koyamamaktır. İngilizceyi, Arapçayı, Fransızcayı makul görüp Kürtçe'ye yasak getirmek, inkar ve asimilasyonun, ötekileştirmenin beslediği hastalıklı bir yaklaşımdır. Ne acı bir durum ki, ilk günden beri bize emperyalist emellerle ve farklı hesaplarla yaklaşan yabancı ülkelerin dil ve kültürleri okullarımızda ders olarak okutulup teşvik edilirken, ülke nüfusunun önemli bir kısmını teşkil eden Kürtlerin diline yasak konulmaktadır. Oysa Kürtçe ülkenin asli unsurlarından olan Kürtlerin ana dilidir. Yabancı dil statüsünde değerlendirilmesi dahi büyük bir zulümdür. Devletin sorumluluğu kendi vatandaşlarına ait bu dili her yönüyle zenginleştirmek ve eğitim dili haline getirmektir. Üniversitenin bünyesinde Kürtoloji bölümlerinin açılması önemli bir gelişme olmasının yanı sıra çok yetersiz bir çalışmadır. Bu bölümlerin daha da zenginleştirilip geliştirilmesi insanlarda aidiyet oluşturacak, adalet ve kardeşliği pekiştirecektir. Bu nedenle Kürtçenin önünün açılması memleketin zararına değil faydasına olacaktır. Dicle Üniversitesi Kürtçe tez yazımına koyduğu haksız yasağı bir an önce kaldırmalı, hatta Kürt dili ve edebiyatı derslerinin tezlerinin Kürtçe yazılmasını teşvik etmelidir. Yasakçı zihniyetin bugüne kadar memlekete kaostan başka bir şey kazandırmadığından ders çıkarılmalıdır.